Başka ilginç bir arkadaşımızla birlikte yine sıcacık bir sohbet edeceğiz inşallah. Çay da nefis olmuş. Çay da nefis olmuş. Dışarısı soğuk, içerisi sıcak. Çaylarımızı içelim. Ben Özgür Yeşil. Ne zaman geldiniz Londra'ya? Yaklaşık 18 yıl önce. 18 yıl. 2004. Bir hayat, ömür burada yani. Geçmiş. If I won million pound. Nerede yaşardınız? Ya yine Londra'da yaşamak isterim. Yine Londra'da? Ya ben seviyorum Londra'yı. Yine Wood Green'de mi yoksa başka bir yerde? Ya tabii ki başka yerde. Yani milyonum olsa falan. Ne işim var Wood Green'de yani deli. Ne Brit abi? Ne Brit abi? Nice Brit. Nice Brit. Yani orası da biraz aşağı yani. 1 milyon dolar abi. 1 milyon yanlış falan. Hatırlamıyorsak siz ilginç bir şekilde geldiniz Londra'ya. Daha doğrusu sizin döneminizde gelenlerin çoğu değil mi? Evet. Zor koşullarda, ilginç koşullarda geldi buraya. Yani ben yük gemisiyle geldim. Gemiyle geldim. Tayfa mıydınız? Tayfaydım. Yani çalışmıyordum ama yani tayfa sayılırdım. Daha doğrusu çalışmıyordum. Normal kaçak olduğum için gemide çalışmıyordum. Kaçak geldim. Sadece normal yolculuk yapıyordum. Anladım. Çalışmıyordum gemide. İlk denemede geldiniz mi yoksa? İlk denemede geldim. İlk denemede Londra'da evet. Soluğu aldım diyorsunuz. Yani. Bandırmadan binmiştik. Şanslıymışsın. İlk denemede gelebilmiş yani değil mi? Evet. Yoksa ilk denemede yani. Gelemeyen çoğu geri dönerler. Deniz tutuyor mu? Var mı öyle bir şey? Tabii. O konuda uzun sıkıntı. Herhalde, tabii. 26 gün sürdü. 26 gün yani. Var. Öyle çok zor evet. Şartlarda gelenler var. Yani yolda doğum yapanlar değil mi? Çok uzun süre. 26 gün abi tabii hayatını kaybedenler. Buraya geldiniz sonra ne oldu? Sonra gemiden indiniz. Ya gemiden geldikten sonra zaten limana gelmedik. Gemi bir yere demirledi. Küçük bir sandalla karaya çıktık. Geceydi. Kaçtı saat? Akşam 9 falan da galiba. Hiç bilmedin mi? Her an her tabii, şey olabilir tabii, yani. Tabii. Karanlıkta. Evet. Belki de başka bir mesela atıyorum Fransa'da indeselerse zaten ne bileceksin nerede indiğini yani. Çok ilginç bir şey olmuştu. İlk gece bizi karaya çıkartacaklardı küçük sandalla. Yanlış yere demir atmış. Askerin içine gidiyorduk. Son anda işte askeriye projektör tutunca ışıklardan falan askeri olduğunu anladılar kaptanlar. Yanlış yere geldiğini. Sonra telsizde oranın bir askeriye bölgesi olduğunu, oraya yasak bölge olduğunu, niye demirlediğini kaptana bildirdiler. Kaptan da gemide arıza olduğunu, mecbur orada durduğunu falan yalanını söylemek zorunda kaldı. Peki yani, nasıl bugünlerde Londra'da hayat sizin için? 20 yıl sonra, o zorluklardan sonra? Ya ben alıştım aslında. Ben daha önce de Avusturya'da kalmıştım 1,5 yıl. Arkadaş yabancı değil. Yani Avrupa'yı biraz az buçuk biliyordum İngiltere'ye gelmeden önce. Hı-hı. Ben seviyorum Avrupa'da evli yaşamayı. Evli miyiz, bekar mıyız? Evliydim, ayrıldım şimdi. Şimdi ayrıldınız, evet. Bekarsınız bekarım yani. Bekarım yani. Şimdi bekarım. Peki Türk kızları mı yoksa Avrupa kızları mı diyelim o zaman? Ya o konuda şey yok, yorum Madem yok Türkiye, yani. Madem Türkiye. Yok o konuda yorum yok. Fark etmez yani Türk kızları da iyidir. Yani, yabancılar iyidir, insan evet, yani insan olması yani. Önemli. Yani o konuda sorun yok. Leica Mobile'dan çam sakızı, çoban armağanı küçük bir hediye veriyoruz. Leica. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok ilginç bir hediyeydi. İyi günlerde kullanın gelmişiz. Evet, hemen içinde Türkiye'yi arayabileceğiniz kontrollerimiz var. Arayın, bizden de selam söyleyin. Evet, hasret gidelim. Kız arkadaşınla bol bol konuşabilirsin. Eyvallah.